merhabalar. Sağlıklı ve mutlu günler hepinize. Bugün inşaat sektörünün lider firmalarından biri olan Metsan Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Satoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar Cemalettin Merhaba. Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok. Cemalettin Bey, firmanızdan ve kendinizden bize bahsedebilir misiniz? Firmamız Metsan İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi. Hı hı. Bu bir aile şirketi. 57 yıl önce kurulmuş, babam kurmuş olduğu bir firma. Hı hı. 57 yıldır inşaatla uğraşıyor. Ben yüksek mimarım. ODTÜ'den mezun oldum, ODTÜ mimarlıktan. Daha sonra restorasyon, eski eser restorasyon üzerinde master yaptım. Ve o günden beri de inşaat ve inşaatın tüm dallarıyla ilgili mümkün olduğunca ilgilenmek ve uğraşmak istiyorum, uğraşıyorum. Hı hı. Firmamız, babam harita mühendisi. 1950'li yıllarda Kayseri'nin, biz aslen Kayseriliyiz. Hı hı. Kayseri Belediyesi İmar Müdürlüğü'nü yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun. Abim ODTÜ makineden mezun, makine mühendisi. Aynı zamanda ablam psikolog ve şu anda 3 jenerasyon birlikte çalışıyoruz firmada. Bahsettiğim gibi babam birinci jenerasyon oluyor. Biz, hı hı, kardeşler varız ve şu anda çocuklarımız firmada çalışıyor. Bunların hepsi de mimarlık, mühendislik ve ekonomi dallarında yurt dışında eğitimler aldılar ve geldiler. Şu anda hepsi firmamızda çalışıyor. Metsan Nexus projeniz var. Sizin de çok önem verdiğiniz bir proje. Evet. Bu projede dünyaca ünlü Daniel Libeskind ile beraber çalıştınız. Evet. Neden kendisini tercih ettiniz? Biz ailecek İstanbul sevdalısı bir aileyiz. Evet. Ve buraya yapılan projelerin de çok özel olmasına inanıyoruz. Tarih boyunca da bu şehre çok özel projeler yapılmış. Dünyanın en önemli mimarları Leonardo da Vinci dahil buraya projeler yapmışlar. Evet, çok doğru. Raimondo Daronco'lar, bir sürü dünyanın her yerinden insanlar, hı-hı, buraya en güzel projelerini üretmişler. Ben de burada dünyanın en önemli mimarlarından birinin bir binasının, modern bir bina yapısının olmasını istedim. Hı hı. Bu nedenle de onunla birlikte burada böyle bir proje hazırladık. Daniel Libeskind şu anda dünya tarihinin gelmiş geçmiş 50 büyük mimar arasında sayılıyor. Yani, hı hı, Michelangelo'dan Leonardo da Vinci, Palladio gibi bütün bu mimarlar ve günümüz mimarlarından da işte 4-5 kişi var. Onlardan biri de Daniel Libeskind. Evet. Bu New York'ta yıkılan ikiz kulelerin yerine yapılan Freedom Tower'ın master planını hazırlayan mimar. Aynı zamanda da Almanya'da birçok projeleri var. Özellikle Berlin'de Jewish Museum bunun eseri. Yani bununla birlikte çalışma isteme sebebimiz asıl olarak burada çok önemli, dünya çapında mimarlar proje yapsın. Türkiye'de de belki bunların çok çok üstünde mimarlar var. Hı hı. Ancak çıta çok yüksek değil. O nedenle de bunlarla birlikte çıtayı biraz daha yükseltip bizim mimarların da önünü açmak için aslında, evet, böyle bir karar verdik, hı hı, ve Libeskind ile çalışıyoruz. Onun dışında da iç mimari konusunda da çalıştığımız dünyaca ünlü iç mimarlarla böyle bir konsorsiyum gibi diyeyim, birlikte, hı hı, çalışıyoruz. Peki Nexus dışında hangi yapılarınız var? Nexus dışında şöyle yapmış olduğumuz konutlar var. İstanbul'da özellikle, evet, Ankara'da yapmış olduğumuz hastaneler var. Yani biz başta bahsettiğim gibi 57 yıllık bir inşaat firmasıyız. Hı hı. Ve bu süre zarfında aşağı yukarı 4000'e yakın konut yaptık. 8 hastane, işte kışlalar, oteller, çok farklı konularda inşaat olarak yaptığımız projeler var. Bunun dışında da firmamız restorasyon ve dekorasyon projeleri ve uygulamaları da yapıyor. Bu bizim çok keyif aldığımız bir konu. Bununla birlikte de inşaatın ayrılmaz bir bütün olan malzeme konusunda da hizmet vermekteyiz. Dünyada çıkan en son ürünleri, inşaatla ilgili en son malzemeleri
Türkiye'de Türkiye'ye getirip bunları pazarlamak ve satmak gibi bir hedefimiz de var. 20 yıldır da onu yapıyoruz. Evet, siz dekorasyon da yapıyorsunuz değil mi? Tabii dekorasyon da yapıyoruz. Biz benim iki kızım mimar, eşim de mimar. Evet. Ben de mimarım ve hepimiz birlikte firmamızda diğer arkadaşlarla birlikte iç mimari dekorasyon projeleri hazırlıyoruz. Bununla ilgili de çok çok önemli referanslarımız var. Gerektiği takdirde de yurt dışındaki bazı iç mimar arkadaşlarla birlikte, dünya çapında ünlü iç mimarlarla birlikte projeler hazırlıyoruz. Peki en çok hangi yapılarınıza talep oluyor? Tabii en çok şu anda öne çıkan Nexus. Bu Libeskind'le birlikte projelerini hazırlamış olduğumuz, onun master planlarını hazırladı. Nexus şu anda epey rağbet görüyor. Peki İstanbul'da gelişen bölgeler sizce nereler? Bence İstanbul'da gelişmeyen hiçbir bölge yok. Evet, tüm bölgeler gelişiyor. Çünkü herkesin kendi oturduğu, alıştığı muhit var. Ve buradan da çok ayrılmak istemiyor. Doğal olarak da zaman içinde aileler büyüdükçe, işte çocuklar evlendikçe gene o çevreye alışık oldukları için oralarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Ama özellikle gelişen bazı bölgeler var. Bunlar Avrupa yakasında Beylikdüzü, Cendere Vadisi gibi alanlar. Anadolu yakasında da Maltepe, Pendik, Tuzla arası şu anda ciddi gelişen bölgeler. Özellikle bu Körfez Köprüsü'nün bitmesiyle birlikte Kartal Anadolu yakasının merkezi haline gelecek. Çünkü Bursa'ya 40 dakikada ulaşabileceksiniz. Yalova'ya 20 dakikada ulaşabileceksiniz. Yani bütün Türkiye'nin can damarı olan, ekonominin merkezi olan işte Adapazarı, İzmit, Yalova, Bursa, bütün bunların İstanbul'daki havaalanına yakın noktası olmuş oluyor. Yani bugün Anadolu yakasından Avrupa'da ofisinize gitmekle Bursa'dan İstanbul'a günübirlik gidip gelmek, yani o iş yeriniz Bursa'da bile olsa rahatlıkla gidip gelebileceksiniz. Yani İstanbul, şunu söyleyebilir miyiz? Yani İstanbul Bursa'ya ve Kocaeli'ye de yayılmış olacak. Bir bakıma bir evet. Bakıma. Evet. Evet. Ve şöyle bir şey var. Ben özellikle Kartal'da projeler yaptığımız için, Anadolu yakasında projeler yaptığımız için şunu söyleyeyim. Bu bölgenin, yani bahsettiğim Maltepe, Tuzla arası Kartal'ın merkezini oluşturduğu bu bölgede İstanbul'un en büyük problemi olan trafik problemi çözülmüş oluyor. Çünkü ciddi bir metro altyapısı var. Evet. Ayrıca 4 tane büyük paralel ana alter var. Bunlardan biri TEM, işte E5, minibüs yolu ve sahil yolu. Bunun yanında deniz otobüsleri, yat limanları, havaalanıyla birlikte aynı zamanda hızlı trenin de bu bölgeden geçiyor olması, Ankara-İstanbul arasındaki buranın bütün trafik problemini ve ulaşım problemini çözmüş oluyor. Peki Türkiye'deki kentsel dönüşüme nasıl bakıyorsunuz? Ben şu andaki kentsel dönüşüm beni çok heyecanlandırıyor. Evet. Bazı yanlışları var ama bu belki de dünya tarihinde olabilecek en büyük dönüşüm. Yani koskoca dünyanın en önemli şehirlerinden biri tamamen güçsüz yapılar, dayanıksız yapılar tamamen yıkılıyor ve tekrardan yapılıyor. Zaten bütün dünyadaki inşaatla ilgilenenler, mimarlar, inşaat malzemesi satıcılar falan, Türkiye şu anda bütün dünyanın bu konuda göz bebeği. Evet. Tabii bunun biraz daha planlı yapılması gerekiyordu. Çok hızlı, bu kadar hızlı da beklenmiyordu diye tahmin ediyorum. Normalde belki ada bazında bazı dönüşümler olabilirdi. Altyapıyı daha düzenli hale getiren dönüşümler yapılabilirdi. İşte otoparklarla, şeylerle, ama çok hızlı oldu bu. Tabii şu var, burası deprem bölgesi. Belki deprem oluşacak depreme karşı şu anda ciddi bir önlem alınmış oldu. O açıdan çok önemli. İşte bir de binaların estetik değerleri biraz daha arttı. Ama bazı eksikleri var. Ama gene de ben çok başarılı buluyorum. Yurt dışında yapmış olduğunuz yapılar var mı?
Yurt dışında yapmış olduğumuz projeler var. Evet. İşte Kazakistan'da, Azerbaycan'da, Ukrayna'da, Rusya'da hı-hı. yapmış olduğumuz projeler. Nelerdir onlar mesela? Genelde villa bazında projeler hı-hı. bunlar. Ya özel mülkler mi? Yani villa dediğim aslında büyük malikane projeleri yaptık. Evet. Onun dışında siteler yaptık, site hı-hı. projeleri, çok nitelikli site projeleri yaptık. Genelde bu tarzda konut ağırlıklı hı-hı. ve ofis ağırlıklı. Mesela Rusya'da yaptıklarımız yüksek ve yatay yapılar. Evet. Kazakistan'da yaptıklarımız daha malikane tarzında yapılardı. Hı-hı. O şekilde. Peki siz restorasyon da yapıyor musunuz? Restorasyon da yapıyoruz. Ben aynı zamanda Anıtlar Kurulu'nda da üyelik yapıyorum. Hı hı. Bu benim sevdam, yani eski eserler ta evet. lise çağlarından beri bununla ilgili kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Şu anda da restorasyonla ilgili projeler yapıyoruz ve bunları da çok keyifle yapıyoruz. Yani bizim en sevdiğimiz işlerimizden biri. Peki Metsan İnşaat'ın gelecek dönemlerdeki projeleri neler olacaktır veya hedefleriniz nelerdir? Benim yani şirket olarak hedeflerimiz evet. çok özel nitelikli projeler yapmak. Hı hı. Bu hangi bölgede olursa olsun, yani bu nitelikli demekle maddi olarak standart yüksek yapılar demiyorum. Hangi yapıyı yaparsak yapalım bunların çok özel olması gerektiğine inanıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız her yapıda babam başlatmış oldu ve hep bir farklılık aradık. Türkiye'nin ilk brüt beton konutunu yaptık. Radyo General temelli ilk konutlarını yaptık. Şu anda mesela ısı pompası, merkezi sistemli 500 dairenin birlikte kullanacağı ısı pompalı bir sistem yapıyoruz. Yani enerji tasarrufunu sağlayacak olan ilk olarak yapılıyor Türkiye'de. Onun dışında yapılarımızda sanata çok önem veriyoruz ve sosyal alanlara çok önem veriyoruz. Bu nedenle de Türkiye'de örnek olacak yapılar yapmak istiyoruz. Hedefimiz o. Çünkü Türkiye bunların hepsini hak ediyor. Yani bu Anadolu toprakları evet. binlerce yıllık geleneğiyle şeyle bence en iyisini hak ediyor. Hı hı. O yüzden de biz burada en iyiyi oluşturmaya çalışıyoruz. Cemalettin Bey, Nexus projenizde nelere dikkat ettiniz yaparken? Biz bu projeyi bütün ailecek, babam da çok meraklı ve mimarın hı hı. içindedir, abim birlikte her gece üzerinde konuşarak, hatalarımızı görerek, gözümüzden kaçan şeyleri düzelterek gerçekten insanların kullanabileceği nitelikte yapılar yapmaya çalışıyoruz. Nexus'la ilgili de böyle ciddi bir emek harcıyoruz. Mesela bizim için aidatların düşürülmesi şeyi çok önemliydi. Evet, çok yapılarda. Güzel. Çünkü insanlar kira öder gibi aidat ödemeye başladılar. Binalarda sosyal mekanlar artıyor. İnsanların zaman içinde görgüsü, bilgisi arttıkça talepleri, beklentileri de artıyor. Ve sosyal mekanlar artmaya başladı binalarda. Bu da tabii ciddi bir yük getirmeye başladı. Bu yükü nasıl azaltırız diye aramızda ciddi tartışmalar yaptık. Bazı şeyler tabii ilk yatırım olarak pahalı oluyor. Belki bir müteahhitin çok önem vermeyeceği şeyler olabiliyor ama bizim için bu çok önemli. Yani ilk yatırım pahalı olabilir ama bu sonrasında bu müteahhite pozitif bir değer olarak dönüyor. Ve biz ısı pompasını burada kullandık. Yani enerjiyi havadan alarak binaları ısıtıyoruz. Bu da yapılarda ciddi bir enerji tasarrufu, dolayısıyla da maliyet tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda biz projemizde çok sayıda sosyal alan yaptık. Yani insanlar alışverişini aynı bina içinde yapabiliyorlar. Oturma mekanları, kafeler, işte tüm spor faaliyetleri, spa faaliyetleri. Bunların her biri bizim projemizde mevcut. Peki Nexus ulaşıma da uygun mudur? Mesela metroya, deniz ulaşımına? Şöyle...
Tabii onu bahsetmekten konumu de şey tam olarak yaptım. Nedir? Tabii ki. Şöyle bizim Nexus projesinde metro direkt bizim binamızın içine çıkıyor. Bu nedenle de ulaşımı çok rahat. Yani evinizden inip metroya binip İstanbul'un istediğiniz noktasına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Arabanızı bırakıp evinizde. O nedenle çok çok ulaşım olarak çok avantajlı bir noktadayız. Evet. Demin şeyden bahsediyordum. Bu tip sosyal alanlarımız çok fazla ve bu alanlarda da insanlar sadece kullandığı şeyin bedelini ödesinler. Bunun hesaplarını yaptık. Yani yaşlı biri var, havuzunuz var. Bu havuzu kullanmıyor ama bunun aidatına katılıyor. Mesela bunları nasıl azaltırız, nasıl gideriz diye şey yaptık ve bunların çözümlerini bulduk. Aynı zamanda projemizde sanatsal değerlere de çok önem veriyoruz. Şu anda işte binanın içinde ve yapıyla birlikte sanatı nasıl buluştururuz? Onun ortak mekanlarında, AVM'lerde, parklarında nasıl bir insanlar günlük hayatları içinde nasıl sanatla buluşabilirler? Onun çalışmasını yapıyoruz. İnşallah bunda da muvaffak olacağız diye düşünüyorum. Siz sanata düşkün bir insansınız değil mi? Yani biz ailecek sanata çok düşkünüz. Peki sanatla, sanat ve sosyallikle alakalı sponsor olduğunuz yerler var mı? Ufak tefek bazı projelerde sponsor olduk. İnşallah zaman içinde daha da önemli projelere sponsor olmak istiyoruz tabii. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğim şey şu, İstanbul dünyanın en önemli şehri. İstanbul'dan dünyanın büyük başkentlerinin yüzde belki 60'ına 4 saat içinde ulaşabiliyorsunuz. Bu da şunu gösteriyor, sabah Londra'ya gidip akşam Londra'dan dönebilirsiniz. Sabah Cezayir'e gidip akşam dönebilirsiniz, Dubai'ye gidip dönebilirsiniz. Ta ki Kazakistan'a kadar. Yani böyle bir daire, 4 saat bir daire çizdiğiniz vakit dünyanın önemli noktalarına ulaşabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Onun dışında İstanbul'un tüm sosyal yaşantısıyla, her türlü imkanıyla, yani ekonomik imkanlarıyla, sanatsal imkanlarıyla, sosyal imkanlarıyla İstanbul çok önemli bir şehir. O nedenle de ben zaman içinde Avrupa'dan buraya çok büyük yatırımların geleceğini, insanların buraya doğru yöneleceğini düşünüyorum. Şu anda işte bütün Orta Doğu'dan, Orta Asya'dan ve Kuzey Afrika'dan ciddi bir talep var. Bu talebin sırf Avrupa'daki Türkler tarafından değil, yabancılara da tanıtılarak İstanbul'un gerçek anlamda burayı böyle dünyanın önemli 2-3 metropolü arasında olması gerektiğini inanıyorum ve temennim de bu. Peki şunu da sorayım ben size. Dünyaca ünlü bir mimar getirdiniz Türkiye'ye. Bu dünyada Türkiye'nin de kalitesini arttırmış oldu mu? Neler kazandırdı? Şöyle, bizim projemizin çok yakınında Kartal'da bir başka çok önemli mimar Zaha Hadid. Şu anda zaten modern mimarinin, günümüz modern mimarisinin en önemli iki ismi. Biri Zaha Hadid, biri Daniel Libeskind. Onun bir projesi var burada. Ondan bir kilometre sonra bizim Libeskind'de yapmış olduğumuz proje, bizden az sonra SOM firmasının yapmış olduğu bir başka proje var. Yani şunu görmeye başlıyoruz artık. Dünyanın en önemli isimleri bu aksa, yani Maltepe, Tuzla aksında projeler yapmaya başladılar. Belki zaman içinde artık gelen turistler İstanbul'un tarihi kısmını gezdikleri gibi belki de Anadolu yakasına gelip modern kısmını gezecekler. Modern mimarinin önemli eserlerini görmeye başlayacaklar. Bu açıdan çok etkili oldu diyebilirim. Peki insanlar neden sizi seçmeli? Ne tür ayrıcalıklar sunuyorsunuz? Demin de bahsettiğim gibi şöyle binamızda bir kere enerji tasarruflu bir bina olması açısından, sosyal alanların olması açısından, dediğim gibi yapıları sanatla buluşturma açısından, mekanlarımızın çok
kullanışlı olması açısından bizi tercih ederler diye tahmin ediyorum. Peki güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Güvenlik sistemi de biliyorsunuz aileler için çok önemli bir sistem. Evet. Bunun için ayrıca bir şey yaptınız mı? Güvenlik için, sistemi için. Demin bahsettiğim gibi yani biz oturup projeleri bütün ailecek tüm detaylarıyla birlikte, çünkü her birimizin gözünden kaçmış olan şeyler olabiliyor, hı hı, ya da aklımıza yeni şeyler geliyor. Akşamları oturup bunların üzerinde senaryolar ürettiniz. Evet. Bunun güvenliğiyle ilgili de ciddi senaryolar üzerinde çalıştık. Hı hı. Olmaması yönünde, güvenlik zaafı olmaması yönünde de ciddi adımlar atıyoruz. İnşallah problemsiz bir şekilde, yani ciddi güvenliği sağlanmış, hı hı, bir yapı olarak tamamlayacağız diye düşünüyorum. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bu projemizin en önemli kısmı aslında metronun, demin bahsetmiş olduğum, evet, bizim binanın içine çıkıyor olması. Projemizin içine, daha doğrusu projemizin, kompleksimizin içine çıkıyor olması en önemli argümanlarımızdan biri. Bir diğer önemli argüman da havaalanına çok yakın olmamız. Sabiha Gökçen Havaalanı'na 2 metro durağı uzağındayız Sabiha Gökçen'in. Yani bizim projemizden metroya bindiğiniz vakit 2 durak sonra Sabiha Gökçen'de inebiliyorsunuz. Hı hı. Diyelim ki Almanya'ya gideceksiniz. Evinizden çıkacaksınız, metroya bineceksiniz, uçağınıza binip gideceksiniz. Yani hiç dışarıya bile çıkmanıza lüzum olmadan. Hı hı. Ya da Kuveyt'ten gelecek bir kişi, burada İstanbul'da konutu olmasını isteyen bir kişi rahatlıkla gelip Sabiha Gökçen'e. Çünkü dış hatlarda epey yoğunlaştı Sabiha Gökçen'de. Evet. Direkt binaya ulaşabiliyor. Şu anda İstanbul'daki en büyük yeni yapılan yapılardaki problemlerden biri insanların nefes alamaması aslında. Şöyle, evet, binalarda artık balkon kültürünü kaldırmaya başladık. Halbuki bu çok önemli bir faktör yapılarda. Biz bunu göz önüne alarak tüm dairelerimize, hı hı, ciddi büyük, yani insanların depo olarak kullanmak değil, gerçekten oturup kahvaltılarını edecekleri, ailesiyle konuşacağı, ferahlayacağı mekanlar olarak düşündük. Hı hı. Ve binamızın balkonlu olması da en büyük avantajlarından birisi. Tüm katlarda mı? Tüm katlarda ve tüm odalarımızda balkon var. Yani, çok güzel, evet, evet. Ve bütün bu balkonlardan da çok güzel deniz manzarası, adalar manzarası, evet, var. Evet, manzaralı üstelik. Evet, İstanbul'un belki Boğaz manzarasından sonraki en güzel manzarası. Buradan yani tüm dairelerden görülüyor gibi bir şey deniz manzarası. Peki diyelim ki doğum günü yapmak istiyoruz. Orada organizasyon yapabileceğimiz mekanlar bulunuyor mu? Biz bunlara da çok önem verdik. Evet. Biliyorsunuz artık yapılar çok küçülmeye başladı. Hı hı. Herkes mümkün olduğunca minimum alanlarda yaşamaya başladı. Diyelim ki bir misafir grubunuz gelecek, onları, evet, ağırlamak istiyorsunuz ya da çocuğunuzun yaş günü var. Ne yapacaksınız? Bununla ilgili mekanlarımız var. Yani sosyal amaçlar ya da toplantılar için kullanabileceğiniz, böyle davetler için kullanabileceğiniz mekanlar düşündük. Aynı zamanda başka bir şehirden anneniz babanız geldi. 1+1'de yaşıyorsunuz. Onların oturabileceği, başka yatabileceği, ağırlayabileceğiniz, evet, bir oda yok. Onlar için odada sadece konut sahiplerinin kiralayabileceği mekanlar düşündük. Yani aynı binanızda siz gelmiş olan misafirinizi de ağırlayabiliyorsunuz gibi, yani en ince ayrıntısına kadar bu detayları düşündük. O mesela anne babanız geldiğinde ağırlayabiliyorsunuz dediniz ya. O ayrı bir binada mı oluyor? Aynı binada. Yani nasıl? O tam aynı binada, girişi çıkışı farklı ama, evet, aynı bina içindesiniz. Hı hı. Tamamen kontrollü. Bir otel odası gibi diyelim. Bir suite gibi, hı hı, bir odayı kiralıyorsunuz. 3 günlüğüne, 1 haftalığına. Onlar orada kalıyorlar.
yatmaya sadece, gündüz sizin yanınızda otururken yatmaya, içerideki odaya gitmek yerine alt kattaki bir odaya gidip orada yatıyor. Evet, çok önemli, güzel düşünülmüş bir şey değil mi? Yeni projeleriniz var mı? Ya da varsa hangi bölgelerde yapmayı düşünüyorsunuz? Yeni projelerimiz var. Şu anda bu yapmış olduğumuz projenin ikinci etabı var. Ona başlayacağız. Onun dışında bu kentsel dönüşüm alanında Kadıköy bölgesinde birkaç projemiz daha var. Bu yıl içinde inşallah başlayacağımız. Aynı zamanda da İstanbul'un farklı yerlerinde, yani bize feasible olan, uygun gördüğümüz yerlerde başka projeleri de yapmak istiyoruz. Ama şu anda somut olan bu projenin ikinci etabı, oldukça büyük bir proje o da. Ve Kadıköy bölgesinde başlayacak olduğumuz bir iki yapı. Yapmak istediğiniz, hayalinizde olan Türkiye'de ya da yurt dışında projeniz var mı? Ben hayalimdeki projeyi Türkiye'de yapmak isterim. Ve bu bütün dünya literatürüne, mimari literatürüne girmiş olan ya da yapı literatürüne girmiş olacak bir projeyi, bu Anadolu topraklarının bütün kültürünün sentezi yapılmış ve çok modern bir anlatımla sunulmuş olan bir yapı yapmak isterim açıkçası. Ve bunun da İstanbul'da olmasını isterim. Evet. Cemalettin Bey, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Medsan Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Satoğlu bizlerle birlikteydi. Haftaya tekrar TGRT Euro ekranlarında farklı bir sektör lideriyle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.